Başkomiseri haber verebilirsin. Balistik raporu geldi. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Arşivi tarıyorum. Belki kırık far parçaları ve beyaz boya izinden aracın modeline ulaşabilirim. Baksana. Aracımızı bulduk. Kendimle gurur duyabilir miyim? Tabii. Mersi. Hikayeler gayet mantıklı. Evet, mantıklı. Ama yine de oturmayan bir şeyler var. Gel Zeynep. Kolay gelsin. Hadi bize iyi haberler ver. İki haberim var. Birincisi, kız kaçırağın tepesindeki olay yerinden toplanan kırık far parçaları ve kaportadaki beyaz boya izi incelemesi tamamlandı. Sistem arşivini taradım ve aracımız 8 ile 10 yaş arası beyaz bir Şahin. Güzel, süper. Balistik raporu sonuçları çıktı mı? İşte buna çok şaşıracaksınız. Bayram'ı, Hilal'i ve Galip'i vuran aynı silah. Ne? Evet Selim. Balistik raporlarına göre her üçü de aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurulmuş. Başkomiserim. Bayram'ın ya da Hilal'in şu iş adamıyla muhakkak bir bağlantısı var. Hemen araştırmaya başla. Emredersiniz. Sağ ol Zeynep. Rica ederim. Bir günde 3 cinayet, bir yaralama. Biraz fazla olmaya başladı. Burak Koç, 35 yaşında. Benzin istasyonu müdürü. Neler olduğunu tam olarak anlatır mısınız? Silah sesi duyduğumda marketin kasasında girdi çıktıları kontrol ediyordum. Saldırganı görmediniz yani? Hayır. Bulunduğum yer itibariyle Erkan'ı görme şansım yoktu. Soğuk havalarda çalışanlar pompaların başında sırayla bekler. Erkan pompanın başındayken diğerleri çay ocağındaydı. Erkan Sarıkaya'nın bir düşmanı ya da herhangi birine borcu var mıydı? Hiç duymadık komiserim. Gayet esprili, arkadaşları tarafından sevilen birisi olarak biliyorum. Engin Cebiroğlu, 27 yaşında. Benzin istasyonu çalışanı. Hiç konuşmazdık. Zaten pek sevmezdik de onu. Ama yazık oldu çocuğa. Neden sevmezdiniz? Yerli yersiz hareketler, kaldıramayacağımız espriler yapardı. Küfürbazdı da, sürekli borç para isterdi. Otlakçıydı. Peki bir düşmanı falan var mıydı? Bunu bilecek kadar samimi değildim. Ama ailesi yoktu. Yalnız bir kızla yaşıyordu. Sürekli onun adından bahsedip dururdu. Sonra ayrılmış bu kızla. Kızı aldatmış mı bunu ne? Tamam, şimdi olay anını anlatabilir misin bana? Ben arkadaşlarla içeride oturuyordum. Sonra beyaz bir araç yanaştı. Beyaz araç. Peki aracın önünde ya da arkasında vuruk kırık ya da bir far kırığı var mıydı? Tam dikkat etmedim. Sanırım, bilmiyorum. Bu kameralar çalışıyor mu peki? Hayır, çalışmıyor. Kameraların neredeyse tamamı caydırıcı amaçlı olsun diye takıldı. Çekim yapmadıklarını çalışanlar bile bilmiyor. Hiçbiri kayıt yapmıyor mu yani? Hayır. Birisi hariç. Hemen ayarlıyorum. Cinayet 15.30 civarı işlenmiş. Biz sorgulamalarla uğraşırken... Ha işte oldu. Allah kahretsin ya. Şoförün yüzü gözükmüyor. Bu videolar çöp. Bekle. Birbirlerini tanıyor gibiler.
Erkan müşterilerle muhabbet etmeyi severdi. Adamımız bu. Kayıtlara el koyuyoruz. Tamam. Bilişim şube sabah saatlerine kadar kasetteki görüntüyü netleştirmeye ve failin bir fotoğrafını elde etmeye çalıştı. Orhan ve Selim bu uzun bekleyişte katilin profili hakkında tartıştılar. Balistik raporuna göre diğer cinayetlerde kullanılan silahla Erkan Sarıkaya'yı öldüren silah aynı başkomiserim. Beyaz Şahin, aynı silah. Ama öldürülenler arasında ortak bir nokta yok. Ne düşünüyorsunuz başkomiserim? Adamımızın rastgele cinayetler işlemesinden korkuyorum. Eğer biri rastgele cinayetler işliyorsa bir sonraki adımını tahmin etmek imkansız. Öldürülenler arasında ortak bir nokta yok. Ya da biz göremiyoruz. Önce gidip bir tekstil firmasının sahibini vurdun. Kirli geçmişiyle alakan vardı. Ailesini tanıyordun ve intikam aldın. Adam beni evine aldı. Konuşuyoruz adamla. Benle konuşurken adam televizyonun karşısında oturuyor. O derece rahat yani. Merminin giriş ve çıkış açılarına bakarsak ayaktaydın ve bir şeyler anlatıyordun. Belki de tam evden çıkıyordum o sıra. Evet, sen evden çıkıyordun. Galip de seni yolcu etmek için yerinden bile kalkmadı. Sonuçta onu vurdun. Sonra hiçbir şeye el sürmeden evden çıktın. Kız kaçıran tepesine. Peki Hilal ve Bayram'ı niye vurdun? Bilmiyorum. Galibi tanımıyorlar. Peki Erkan? Benzinlikte çalışan pompacı. Onun da bir alakası yok gibi. Kocaman bir soru işareti. Başkomiser Orhan ve yardımcısı komiser Selim, Bilişim Şube'nin netleştirdiği fotoğrafı alarak Galip Mutlu'nun tekstil atölyesine gittiler. Bu fotoğraftaki adamı tanıyor musun? Yüzü tamamen çıkmamış ama sanırım bu bizim Vedat. Efendim? Kimdir bu Vedat? Vedat Okuroğlu. Bizim atölye şefi. Daha doğrusu şefiydi. Dün sabah işten çıkartıldı. Tamam anlaşıldı. Aradığımız aracı bulmuşlar galiba. Plaka aynı, Beyaz Şahin. Vedat'ın telefonu ve adres bilgileri gerekiyor. Tabii.